Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konumuz dirlikler. Hatırlarsanız dirlik sistemi kim döneminde kurulmuştu? 1. Murat döneminde dirlik sistemi kurulmuştu. Tekrar kısa bir hatırlatma yapalım. Osman Bey döneminde tımar ilk kez maaş karşılığı olarak yanındaki komutanlara dağıtılmıştı. Orhan Bey döneminde tımar sistemli bir şekilde getirerek hem maaş olarak veriliyor artı asker yetiştiriliyor. Bu askerlere de Cebeli ismini veriyorduk. Sonraki dönem olan 1. Murat döneminde ise dirlik sistemi kuruluyor. Dirlik sistemi zaten şu tımar vardı, bunu biliyoruz. Yanına zeamet ve has denilen topraklar eklendi. Bakın neymiş? Yaptıkları hizmet karşılığında devlet görevlerine, savaşlarda yararlı gösteren askerlere tahsis edilen gelir kaynaklarına dirlik denir. Yani devlet görevlerinde niye veriliyor bu? Maaş karşılığında veriliyor. Savaşta yararlılık gösterilen askerlere dirlik yine veriliyor. Varsa dirlikleri artırılıyor. Yani bir mükafat olarak. Tamam. Askerlere ve devlet görevlerine bu sebeple verilir. Unutmayalım. Şimdi gelelim. Tımardan başlayalım. Şunları kırmızıyla işaretleyeyim ben. Bakın şimdi. Tımar. Yıllık geliri 20 bin akçeye kadar olan dirliklerdir. Savaşlarda yararlılık gösteren askerlere verilirdi. Tamam. Tımar sahibine tımarlı sipahi denir. Söylemiştik, bunların beslediği askerlere cebeli denir. Gelirinin ilk 3000 akçesini kılıç denir ve kılıç hakkı tımarlı sipahiye aittir. Kılıç hakkı. Şurada dikkat edin. Yani bu tımar toprağında kendine ayırdığı ilk 3000 akçeye kılıç hakkı denir. Tamam? Kılıç hakkı, bunu unutmayalım. Evet. Tımarlı sipahiye aittir. Bunun dışında dışındaki her 3000 akçesi için tımarlı sipahiyi bir cebeli yetiştirmek zorundadır. Yani bu tımarlı sipahimiz kalan her 3000 akçe için bir tane cebeli yetiştiriyor. Diyelim ki tımarlı sipahinin tımar geliri toplam 33.000 akçe. Tamam mı? 3000'ini kendine ayırdı. 3000'ini kendine ayırdı. Ne kaldı? 30.000 akçe kaldı mı? Her 3000'de bir tane cebeli yetiştireceğine göre kaç tane cebeli yetiştirir? 10 cebeli. Kendisiyle birlikte 11 tane asker o bölgede bulunur. Barış zamanında güvenliği sağlar. Savaş zamanında birkaç tanesi orada bırakılır güvenliği sağlaması için. Başındaki tımarlı sipahiyle kalanlar ne yapar? Savaşa giderler. Tamam mı? Böyle düşünelim. Şimdi burayı anlattık. O zaman diğerine geçelim. Geldik zeyamete. Zeyamet ne? Zeyamet yıllık geliri 20 bin ile 100 bin arası. Bunun ne kadardı tımarı? Tımarı hemen şuraya yazalım. Tımarı 3000 ile 20 bin arası. 3000 akçe ile 20 bin arası akçeye biz tımar diyoruz. Unutmayın, yani bir 10 bin de olabilir tımar, 8 bin de olabilir, 5 bin de olabilir veya 20 bin de olabilir. Tamam. Şimdi ilk 3000 olma, 3000'den başlamak zorunda çünkü adamın kılıç hakkını nasıl vereceksin, değil mi? O tımarlı sipahi. En kötü ihtimal o araziden 3000 akçe kazanması lazım ki kendi ihtiyacını karşılayabilsin. Öyle düşünün. Şimdi burası neymiş? Burası da zeyamet. 20 bin akçe ile 100 bin akçe arasındaki topraklara, bu kadar gelir olan topraklara zeyamet toprağı deniyormuş. Has topraklara bakalım. Has topraklarda 100 bin, 100 bin ve 100 binden fazla artı, 100 bin artı geliri olan topraklara da has toprakları ismi verilir. Diyelim, devam edelim. Şimdi 20 bin 100 bin arasında olanlara zeyamet denir dedik. Orta dereceli subaşı, kadı gibi devlet memurlarına verilirdi. Zeyamet sahipleri dirliğinin her 5000 akçesi için sefere bir cebelü gönderirdi. Yani bunlar da her 5000 akçe için bir tane sefere cebelü yollamak zorunda. Az önceki cebelü. Tamam. Unutmayalım. Kimlere veriliyormuş? Orta dereceli devlet memurları. Bunlar kimlermiş? Mesela subaşı. Mesela kadı. Tamam. Evet. Diyelim hemen has topraklara geçelim. Hemen bakalım.
Bunu da yeşile yapalım. Evet. Yıllık geliri 100 binden fazla olan dirlik topraklarına has topraklar denir. Kimlere veriliyor? Padişaha veriliyor ve üst dereceli devlet memurlarına verilir. Mesela sadrazam, defterdar gibi, beylerbeyi gibi, tamam. Devlet adamlarına verilir. Has sahipleri dirliğinin her 5000 akçesi için sefere bir cebelü, yani atlı asker. Etmani Sipahi atlı asker de, yetiştirdikleri cebelüler de atlıydı. Göndermekle mükelleftir. Unutmayalım. Evet. Şimdi şurada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Burada her 3000 akçeye bir cebeli yetiştirmek zorundayken, burada 5000 akçede bir tane cebeli, burada da 5000 akçede bir tane cebeli yetiştirilmek zorundadır. Evet. Has ve zahmet sahipleri kendi altındaki emrindeki askerlere onları cebeli beslettirir ve savaş zamanında göndermekle mükelleftir. Kanundur bu. Yapmak zorundadır. Evet. Şu kısma bir bakalım hele. Şu kısım önemli bilgiler var. Bakın şimdi. Şurayı da siyahla gösterelim. Bize diyor ki Osmanlı Devleti'nin tarım gelirlerinin büyük bir kısmı tımar sistemi içerisinde değerlendirilmiştir. Tarım. Yani buradan tarım yapılarak bu tımar sisteminde hem ürün elde ediliyor, halk ucuz sebze meyve, yani temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Köylü bu topraklarda da çalışarak ihtiyacını karşılıyor. Tımar sahibi kılıç hakkını alıyor. Buradan asker yetiştiriliyor. Hazır ordu oluşuyor. Hazineden nakit para çıkmasını engellendiği için kocaman büyük hazır savaşa hazır bir ordu oluşturuluyor. Çok 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 önemli. Çok faydası var. Mesela savaş zamanı savaşa giderken, barış zamanı ve diğer zamanlarda ne yapıyor? O bölgenin güvenliğini sağlıyor. Yani her manada faydalı bir sistem. Buna göre devlet ziraatten alacağı vergiyi doğrudan asker olan tımar sahiplerine bırakmıştır. Git hadi şu kadar para ver demiyor. Bununla uğraşmıyor. Bunun için memuru da tutmasına gerek kalmıyor tımar için. Ne yapıyor? Orada ordu askeri yetiştirdiğin sürece oradan alınacak vergiyi orada bırakarak orada asker yetiştirilmesini sağlıyor. Tımarlı sipahi toprak üzerinde yaşayan reayadan devletin belirlediği vergiyi toplama yetkisine sahiptir. Yani halktan diyor, devletin topladığı vergiyi toplama, belirlediği vergiyi toplama yetkisine sahip. Demek ki tımarlı sipahi ne yapıyor aynı zamanda? Bak, toprak üzerinde yaşayan reayadan. Burada reaya gayrimüslimler için kullanıyorduk ama burada halk anlamında kullanmış. Devletin belirlediği vergiyi toplama yetkisi bak. Tımarlı sipahi demek ki o bölgedeki vergiyi toplama yetkisine de sahipmiş, gördük mü? Evet, ancak toprağın mülkiyeti devlete aittir. Toprağın mülkiyeti kime ait? Mülkiyet devlete ait. Kimsenin değil, ne tımarlı sipahinin ne halkın. Devlet oradaki halka ve tımarlı sipahiye üzerinde o toprağı işleme yetkisi veriyor. Bu sistemde Osmanlı Devleti vergi toplamak için masraf yapmamış. Bu görevi tımarlı sipahiye vermiştir. Bununla birlikte tımarlı sipahiler padişahın taşradaki temsilcileri. Bak dikkat et. Padişahın taşradaki temsilcileri, oradaki görevlileri, oradaki memuru, oradaki düzeni sağlayan kişiler. Orada padişahı temsil eden kişiler. Olarak idari yöneticilik görevi de yapmışlardır. Bak o bölgeyi ne yapıyor? Aynı zamanda idare etme, padişahın etkisini orada hissettirme, idarecilik görevi de varmış. O bölgede polis gibi aynı zamanda görev yapıyordu, güvenliği de sağlıyordu. İşte burası çok önemli. Tımarlı sipahiler dediğimiz taşradaki önemli askerlerdir. Yani taşra ne demekti? Devlet iki bölümden oluşurdu. Merkez ve taşra. Merkez İstanbul'du, payitahtı sarayın olduğu yerlerde. Orada kapı kulları vardı zaten. İstanbul haricindeki bütün yerlere biz ne diyorduk? Taşra diyorduk. Merkeze yakın olsun, uzak olsun. Oralar her zaman taşradır. İşte bu taşralar ikiye bölünmüş. Bu taşralar eyalet denilen bölümlere ayrılmış. Bak merkezde eyalet yoktur. Merkez eyaleti diye bir şey yoktur. Merkez İstanbul'dur, başkenttir. Orayı bir kere kenara koyalım. Taşralar eyaletlere ayrılmıştır. İstanbul'a yakın olan taşralara, yani eyaletlerde tımar yapılmış. Uzak olan eyaletlerde ise tımar yapılmamış. Oradan siz ordu beslemeyin. Sadece bize orada topladığınız vergiyi nakit olarak hazineye yollayın denmiş. Orada görevler de öyle yapmış. Oradan gelen nakit parayla ne yapılmış? Kapı kulların orduları, devletin ihtiyacı, sarayın ihtiyacı ve diğer ihtiyaçlar karşılanmış. Şimdi
Peki bu uzak eyaletlerde, yakın eyaletlerde tımar yapılırken, ordu beslenirken neden İstanbul'a uzak olan eyaletlerde, mesela Yemen'de, Arabistan'da gibi Kuzey Afrika'da neden buralarda ordu yetiştirilmiyor? Neden biliyor musunuz? Eğer orada ordu yetiştirilir, güçlü bir ordu kurulursa, oraya zamanında atanan bir beylerbeyi kafası bozulduğu zaman ya da kendi tahta geçmek, devleti yıkıp kendi hükümdarlığını kurmak istediği zaman orduyla İstanbul'a yürüyebilir. Bu da devlet için tehlike olabilir. İşte bu olmasın diye uzaklarda asker yetiştirilmiyor, yakınlarda asker yetiştiriliyor. Bunu neden yapıyor? Çünkü yakınları İstanbul'a, saraya yakın olan yerleri tefviş etmek, kontrol etmek daha kolaydır. Merkezden uzaklaştıkça yönetim zorlaşır bu sebepten dolayı. Bunu unutmayalım, tamam mı? Eyaletleri işlerken zaten bir salyaneli eyaletler diyeceğiz. Yani uzak eyaletler, yıllık vergi veren, az önce anlattım. Bir salyanesiz eyaletler diyeceğiz. Burada tımar yapılır, yakın eyaletlerdir. Bir de ayrıcalıklı eyaletler var. Mesela Hicaz eyaleti gibi, orası kutsal mekanlar olduğu için Mekke, Medine, Taif bölgesi. Oradan vergi alınmaz, asker de alınmaz. Aksine yatırım yapılır oralara, devamlı hediyeler gönderilir. Ondan sonra Eflak, Boğdan gibi Rumeli'nin ötesindeki Avrupa sınırındaki eyaletlerden asker alınır. Ondan sonra vergi de alınır. Ama oranın idaresi o bölgenin yerli yöneticilerine bırakılmıştır. Başında bir Hristiyan bey olabilir. Bu da böyle bir ayrıcalık. Mesela bir de Kırım vilayeti var ki, Kırım vilayetinden de eyaletinden de şöyle bir şey yapılıyor. Asker alınıyor ama vergi alınmıyor. Böyle bir yönetim var ve oradaki yerli Kırım hanlarına bırakılmış yönetim, idare. Böyle ayrıcalıkları var. Diyelim, devam edelim. Ha peki, tımar topraklarının Anadolu'ya yakın eyaletlerde nasıl oluyordu? Orada da merkezden gönderilen beyler beyleri o bölgeleri yönetirdi. Tamam. Devam edelim. Şurayı siliyorum ve geçtik. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir büyüteyim ben. Evet. Tamam. Şimdi bize ne diyor bakalım hemen. Diyor ki hazine. Hazine Osmanlı Devleti'nde 3 tür hazine mevcuttu. Hazine-i Amire, Hazine-i Enderun, Cebi Hümayun. Şimdi biz iç hazine ve dış hazineyi görmüştük zaten. Bir de Cebi Hümayun diye bir şey var. Ona da bakalım. Hazine-i Amire dış hazine. Devletin tüm gelirlerini aktarıldığı devlet hazinesi. Söylemiştik. Saray hazinesi gibi düşünebilirsiniz. Devlet gelirleri buradan karşılanır. Bir de Hazine-i Hassa vardı. Burada Hazine-i Enderun olarak söylemiş. Biz buna Hazine-i Hassa da diyebiliriz. Yani olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan tedbir hazinesi. Bu aynı zamanda Hazine-i Hassa dediğimiz, padişahın kendi hazinesiydi. Hazine-i Enderun dediğimiz hazine neymiş? Olağanüstü durumlarda kullanılmak üzere oluşturulan tedbir hazinesiymiş. Bir de Cebi Hümayun var. Mısır eyaleti gelirlerinin katıldığı ve padişahın kişisel tahsisatı, ödeneği anlamında gelen hazinedir. İşte bizim bahsettiğimiz Hazine-i Hassa hangisi oluyor değerli arkadaşlar? İşte bu oluyor. Cebi Hümayun. Yani Hümayun, sarayın cebi, saray cebi gibi bir anlama geliyor. Tamam? Öyle düşünelim. Hazine-i Enderun biraz farklı. Şurada bahsettiğimiz padişahın kendi özel ihtiyaçlarını karşıladığı ve Mısır vilayetinin gelirlerinin geldiği hazine, padişahın kişisel tahsisatı. Saray hazinesi dediğimiz devlet hazinesi, Hazine-i Amire, Hazine-i Enderun'da kenarda tutulan, ne olur ne olmaz, kenarda para dursun denilen hazinedir. Evet. Diyelim. Şöyle devam edelim bakalım. Başka neler var? Osmanlı toprak yönetimi. Hemen şuraya gelelim. Şuradan biraz bahsedelim. Osmanlı Devleti'nde toprak genel olarak miri arazi ve mülk arazi olmak üzere iki kısma ayrılırmış. Bunu söylemiştik. Miri arazi, devlet arazi, bir de mülk arazi. Kişisel, şahsi araziydi. Bakalım hemen. Miri arazi, mülkiyeti devlete aittir. Tamam. Alınıp satılamaz, devredilemez ve kiralanamaz. Doğru. Ama ne yapılabiliyor? Tımar olarak maaş karşılığı verilebiliyor ve bunun karşılığında belli şeyler isteniyor. O bölgeyi yönet, aynı zamanda asker besle, değil mi? Oradan ek biç, piyasaya mal sür.
Evet. Kullanım hakkı miras bırakılabilir. Bir tımarhane sipahiye verdi ya. O işte ya da bir köylüye verdi diyelim. Bu toprak boş kalacağını dedi ki köylü sen burayı işle. Ancak bunun karşılığında bana vergi ver. Tamam vereyim eyvallah. Bir de o köylü vefat ettiği zaman çocuklarına devredilebiliyor kullanma hakkı. Toprağın kendisi devredilmiyor. Toprağın kullanma hakkı devrediliyor. Unutmayalım. İşleme hakkı. Kişiler bu topraklar üzerinde kiracı konumundadır. Evet devlete vergi verirler. Mülk arazi. Mülkiyeti kişilere ait olup daha çok bağ, bahçe, tarla gibi taşınmaz mallardan oluşur. Yani adamın kendi tarlası. Alınıp satılabilir, devredilebilir, kiralanabilir ya da vakfedilebilir. Bunların hepsi istediği gibi kullanabiliyor. İsterse Allah rızası için ne yapar? Vakfedebilir. Böyle de bir özelliği var. Şimdi bunları birazcık sanırım ayırmış. Evet, burada ayırmış. Bakalım bunlar nelermiş. Şimdi değerli arkadaşlar. Mülk arazileri öşri topraklar ve haraci topraklar olarak da ikiye ayırmış. Öşri, öşür, aşar neydi? Müslümanlardan alınan onda birlik vergidir. Onda birlik vergi şer'i vergidir. Haraci vergi de şer'i yani dini bir vergidir ama gayrimüslimlerden alınır. Öşri verginin oranı dikkat edin. Öşri verginin oranı onda birdir. Haraci verginin oranı beşte birdir. Yani öşri vergi %10, haraci vergi %20'dir. Tamam. Öşri vergi Müslümanlardan, haraci vergi ise gayrimüslimlerden alınır. Bu vergi olduğu gibi aynı zamanda bu topraklara da bu isimler veriliyor. Bakın öşri verginin alındığı topraklar öşri topraklar, haraci verginin alındığı topraklar haraci topraklar olarak geçer. Bu adamın kendi toprağı. Ama devlet tabii ki ondan vergi alıyor. Çünkü devlet vergiler üzerinde ayakta kalır ve senin toprağın olsa bile senin güvenliğini sağlayan her türlü ihtiyacını karşılayan yine devlet oluyor. Sen bir sıkıntı yaşadığın zaman ne yapıyorsun? Devletin gidiyorsun kadısına müracaat ediyorsun öyle değil mi? Heh, öyle düşün. Şimdi bir de az önce bahsettiğimiz miri topraklar vardı ya şurada yukarıda. Oradan ne yapmış aşağı indirmiş bakalım. Miri topraklar hangileri? 1. Dillik, mukatta, paşmaklık, arpalık, malikane, yurtluk, ocaklık, vakıf, metruk, mevat. Bunlar neymiş? Bir sürü gördüğünüz gibi toprak çeşitleri var. Hemen bakalım. Heh. Şimdi dillik toprakları az önce bahsetmiştik. Dillik topraklar neydi? Dillik, has, zehamet, tımar olarak ayrılıyordu. Has'ı anlattık. 100 bin akçedan fazla geliri olan. Zehamet neydi? 20 bin ile 100 bin arası olan. Tımar neydi? Tımar 3 bin ile 20 bin arası gelirleri olan topraklardı. Şimdi tımar 3'e ayrılıyormuş. Eşkinci tımarı, mustahfız tımarı bir de hizmet tımarı olarak. Eşkinci tımarı neymiş? Savaşta yararlılık gösteren askerlere verilir. Hani eşkinci ocağı da vardır. Oradan aklınıza gelir belki. Burada savaşta yararlılık gösteren askerlere verilen tımarın adı eşkinci tımarıymış. Cami görevlerine verilen mustahfız tımarıymış. Saray görevlerine verilen tımar ise hizmet tımarıymış. Sarayda alt rütbelerde hani mutfakta çalışır, ondan sonra ne bileyim mal götürür getirir gibi sarayın güvenliğini sağlar bazı hizmetler vardır ya görevler. Onlara da tımar veriliyor. Onlar da tabii ki maaş karşılığı alıyorlar değil mi? Onlarda ne demiştik? Tımar maaş karşılığı olarak verilen paradır zaten. Şimdi eşkinci tımarı askerlere veriliyor. Eyvallah. Mustahfız cami görevlerine. Yani bu ne olabilir? İmam olabilir, hatip olabilir. Camilerdeki hocalar olabilir, vaiz olabilir, onlara verilir. Mustafız aklınızda şuradan kalsın. Hafız Mustafız diyor ya, Hafız, hafız. Hafız, hıfzeden. Yani hafızda nerede olur? Camilerdeki hocaların hafız olduğunu düşünelim. Kafamızı öyle hafıza tekniğiyle kodlayalım. Tamam. Aklımıza cami görevleri gelsin. Hizmet, sarayda hizmet eden kişilere veriliyor. Bu da hizmet tımarıdır. Şimdi gelelim yukarı. Dirliği anlattık. Mukata neymiş? Gelirleri direkt hazineye aktarılan. Az önce bahsetmiştim ya. Merkeze uzak eyaletler. Mesela Cezayir, Trablusgarp, Tunus, Mısır gibi uzaktaki mesela Basra eyaleti. Ondan sonra daha da uzak yerler. Yemen eyaleti gibi. Buralar ne oluyormuş değerli arkadaşlar? Mukata topraklar. Burada ordu beslenmez güvenlik için. Sen parayı yolla denir. Az önce anlatmıştım. İşte bunlar mukata topraklar. Tamam? Gelirleri direkt hazineye gider.
Paşmaklık toprak neymiş? Saray kadınlarının, hükümdarın eşi, kızları, sarayda çalışan kadınlar, onlara verilen topraklardır. Arpalık topraklar. Emekli komutanlara verilir. Emekli askerlere genelde yaşamını buradan kazandığı gelirle idame etsin diye emeklilik karşılığı verilen topraklarmış. Tamam? Arpalık topraklar genelde emekli komutanlara, emekli askerlere verilen topraklar olarak geçer. Malikane toprakları, ömür boyu kiralama. Hatırlarsanız geçen dersimizde ben size iltizam sisteminden bahsetmiştim. Hani şu mukata topraklar var ya, tımar yapılmayan topraklar. Devlet 1600'lerden itibaren savaşlar uzun sürünce ve paraya daha çok ihtiyaç duyunca, zayıfladığı dönemlerde nakit paraya ihtiyaç duyuyor ve bu mukata toprakların bir yıllığına mültezimlere kiralıyor. Bu kiralayan kişilere mültezim deniyor. Diyor ki ben normalde diyelim ki aklınızı iyi tutun burayı. Diyelim ki oranın yıllık vergi geliri ne kadar? Diyelim ki atıyorum 30 milyon akçe. Bir yılda 30 milyon akçe geliri var oranın. Belli çünkü. 30 milyon akçeye bir yıl boyunca bekleyip devlet alacağına diyor ki sen şimdi bana 25 milyon akçe ver. Ben sana bu 30 milyon akçelik yeri vereyim bir yılına. Sen bir yıl sabredip 30 milyon akçe kazanacaksın. Yani 25 bana vermiştin. 5 milyon akçe karın olacak. Ama ben bir yıl bekleyemem. Şimdi ordum var benim. Sefere gideceğiz. Acil para lazım. Veya maaşlar ödenecek. Bu yüzden ne yapıyor? Toprakları elde ettiği gelirin biraz altına mültezimlere kiralıyor. Ondan sonra acil nakit ihtiyacını karşılıyor. Mültezim de orada ne yapıyor? Aslında devlete borç veriyor. Kendisi 30 milyon akçelik kısmın vergisini topluyor. Aslında bu çok da şey bir şey değil. Yani bu birazcık artık faize giriyor mu, faizi para mı veriyor, vermiyor mu? Orası birazcık karışık. Benim alanım olmadığı için pek de girmek istemiyorum oralara, bilemiyorum. Böyle bir durum var. Şimdi bu hani bir yıllığına kiralandığı zaman ne oluyor? Bunlar mültezim adıyla adlandırılıyordu. Devlet daha büyük paralara ihtiyaç duyduğu zaman 30 milyon akçe değil de 300 milyon akçelik veya 500 milyon akçelik paralara ihtiyaç duyduğu zaman ne yapacak? İşte o bir yıllık kiraladığı toprakları bu sefer diyor ki yok mu ömür boyu kiralamak isteyen? Bana 500 milyon akçe versin, ölesiye kadar buranın vergisini kendisi toplasın. Böyle diyor. İşte bu topraklar ömür boyu kiralandığı zaman bu sisteme malikane sistemi deniyor. Ve burayı kiralayan bu kadar zengin kişilere ise ayan ismi verilecektir. Malikane sahipleri. Hatta 3. Selim döneminde o kadar güçlendiler ki sonraki hükümdar olan 2. Mahmud'u tahta çıkartan Rusçuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa'ydı. O kadar güçlendiler. Ayanların kendi üslerinde görevleri var. Bulundukları bölgelerde vergileri toplayıp padişahı dışarıdan saldırı olursa koruma görevlerine bile. Bir isyan olursa bulundukları bölgelerdeki isyanı bastırma görevleri gibi görevleri var. Bayağı da bir yetki kazanmışlar ama bu gerçek, bu yaşanmış. Malikane sistemi de budur. Yurtluk topraklar. Sınırdaki askerlere verilen, sınır askerlerine verilen topraklara yurtluk toprak denir. Başka, bu arada yurtluk toprak ömür boyu verilmiyor ona. Yani şöyle oluyor. Artık ona mülk olarak verilmiyor. Devlet çalıştığı sürece, devlete askerlik yaptığı sürece ona maaş karşılığı verilen topraklara yurtluk toprak denir. Ocaklık toprak, kale dizdarlarına ve tersane çalışanlarına verilen topraklardır. Bakın, kalelerdeki komutanlara biz dizdar ismini veriyoruz. Dizdar. Oradaki kaledeki askerlere, kale komutanlarına ve tersanede çalışan, tersane neydi? Gemi yapılan yerde. Buradaki kişilere verilen topraklar ocaklık topraklar olarak isimlendirilir. Vakıf topraklar, sizin bir özel mülkünüz var, onu vakfedebiliyordunuz. Bir de şöyle oluyor, devlet toprakları, mesela padişahın kendi toprakları olsun, devlet arazisi de devlet halkının faydası için devlet arazisini vakfedebilirdi. Mesela devletin kendi miri arazisi var. Halk bakıyorsun, halk ufak tefek vakıflar yapıyor ama oraya daha büyük vakıflar lazım. Gidip halkı da zorlayamazsın ki hadi illa yap, illa yap, illa ver diye. Bu da zulüm olur. Ne yapıyor devlet? Kendi elindeki arazilerin bir kısmını vakfa çeviriyor devlet. Bu ne oluyor? Bu devletin halkın faydasına yaptığı bir vakıf çeşidi oluyor. Halkın ihtiyacı karşılanıyor.
sosyal devlet anlayışıyla örtüşen güzel bir uygulamadır. Hatta hatırlayın, vakfiyeler düzenlenirdi. Vakfiyeleri biliyorsunuz. Bir de bunları yöneten kısma, kademeye mütevelli heyeti denirdi. Metruk topraklar. Halkın faydasına terk edilen topraklar. Bak, metruk. Sessiz harflere bakın. TRK. Halkın faydasına terk edilen TRK, halkın faydasına terk edilen topraklar. Tamam. Bu ne demek oluyor? Mesela bir yerde yüksek bir yayla var. Devlet o yaylayı çok kullanmıyor ama halkın da koyunları, inekleri var. Kullanması lazım. Halk işte diyor ki devlet, siz oraya çıkıp da hayvanlarınızı otlatabilirsiniz. Orayı otlatın, ondan sonra oralara sahip çıkın. Bizim kültür bölgemiz olsun, devletin olduğu belli olsun. Siz kullanın oralara, sıkıntı yok diyor. İşte metruk topraklar halkın faydasına terk edilen topraklar demektir. Halk oradan ihtiyacını karşılar. Mesela arıcılık yapar. Oradaki arılar boş boş dolaşacağına ne yapar? Bal üretirler. Mevat. Yani arılar tabii ki boş boş dolaşmaz. Onlar illaki ağaçlara üretir. Yine üretir ama halk bulması zor olur. Kovanlarda mesela arı üretilebilir. Sıkıntı olmaz. Çiçeklerden toplarlar. Mevat. Şuradaki at kelimesinden kodlayalım onu da. Atılmış. Yani tarım yapılamayan taşlık, kayalık. Yani çok da yüzüne bakılmayan taşlık, kayalık arazilerde ne hayvan otlatabilirsiniz, ne tarım yapabilirsiniz, ne doğru düzgün bir şey yapabilirsiniz. Ev yapsanız yapamazsınız. Öyle yerlerdir Mevat. Taşlık, kayalık arazilerdir. Ama sonuçta devlet vatan toprağıdır. Oralara da ne denmiş? İşte Mevat topraklar denmiş. Toprak çeşitleri bu kadar. Bunlar çıkması muhtemel sorulardır bilginize. Evet, diyelim şuradan düzeltelim ve büyütelim, devam edelim. Evet. Geldik buraya. Şimdi buraya bir bakalım, burada ne varmış. Diyor ki Osmanlı'da eyalet sistemi. Osmanlı'da eyalet sistemi. Acaba burayı da büyütsek mi? Öyle mi yapsak? Neyse, böyle anlatalım biz çünkü büyütünce çizemiyoruz. Osmanlı'da eyalet sistemi. Az önce bahsetmiştim ben. Demiştim ki Osmanlı'da bir İstanbul olan merkez vardır. Bir de diğer şu koyu yeşil olarak gözüken yerler var ya. İşte bir de Osmanlı'nın merkezi hariç taşraları vardır. Taşraları ne yapılmış? Bölünmüş. Bak, Anadolu eyaleti, Rumeli eyaleti gördük mü? Karaman eyaleti, Sivas eyaleti. Bu yeşiller şöyle yapalım. Neymiş bu yeşille gösterilen yerler? Evet, salyanesiz, yani yıllıksız eyaletler. Bunlardan yıllık para alınmadığına göre burada ne yapılıyor? Ne yapılıyor biliyor musunuz? Burada tımar yapılıyor ve asker yetiştiriliyor. Diğeri kırmızı olan yerlere bakın. Erdel, Eflak, Boğdan, şurada da Kırım var. Bir de Hicaz bölgesi var. Bakın, Hicaz, Kırım, Erdel, Eflak, Boğdan. Az önce bahsetmiş ya, Eflak, Boğdan. Bir de Erdel var. Bunlar imtiyazlı eyaletler. Bunlar ayrıcalıklı kırmızılar. Ayrıcalıklı eyaletler. Bir de salyaneli, yani yıllıklı eyaletler var. Bu yıllıklı eyaletler neydi? Nakit para alınır. Nakit para alınarak devlet hazinesine katılır. Şimdi dikkat edin. Bu yeşil yerde ne yapılıyor? Tımar yapılıyor. Değil mi? Tımar. Sarı yerde ne yapılıyor? Nakit. Nakit para. Gördüğünüz gibi nakit para. Başka Bağdat'ta, burada da nakit para alınıyor. Bunları anlattıktan sonra şurayı bir temizleyelim. Şimdi teker teker görmemiz lazım. Bakalım hemen. Salyaneli yıllıklı eyaletlerden başlayalım. Ya da şurada merkeze yakınlardan başlayalım. Tımar'dan başlayalım. Salyanesiz, yıllıksız. Bunda ne yapılıyormuş? Tımar sistemi uygulanıyormuş. Merkeze yakın eyaletlerdir. Ha, yakınlık sebebini anlatmıştık. Kontrol kolay olsun diye. Burada tımar, ordu beslenir. Buralar nereler? Hemen şuradan ben size göstereyim. Musul. Daha sonra Şehrizor. Diyarbakır. Urfa. Şam. Halep, Kıbrıs'ta bile tımar yapılıyor, görüyor musunuz? Karaman Eyaleti, Anadolu Eyaleti, Sivas Eyaleti, Erzurum Eyaleti, Trabzon Eyaleti, Kars Eyaleti, Van Eyaleti. Bitmedi. Girit Eyaleti,
Mora eyaleti, Rumeli eyaleti. Evet, başka Temeşvar eyaleti. Gördük mü? Biraz daha yakınlaştıralım isterseniz. Şöyle yapalım. Yakınlaştırayım ben. Daha iyi net okunsun. Şimdi telefonlardan falan çalışanlar varsa belki zorlanabilir. Evet. Şurada harita üzerinden çalışırsak bizim için bence daha iyi olur. Evet. Böyle güzel oldu. Tamam. Başka hangilerini saymadık? Başka Rumeli dedik, Temeşvar dedik. Bak Budin eyaleti görüyor muyuz? Budin eyaleti. Kanije eyaleti gördüğünüz gibi. Karadağ eyaleti, Bosna eyaleti. Bunlar hep Osmanlı'nın buralarda tımar yapıp ordu beslediği eyaletlermiş. Ve şurada da Silistre eyaleti var. Bunu da unutmayalım. Şöyle uzayan Silistre eyaleti. Tamam, bu eyaletleri gördük. Bunlar da ne yapılıyor? Merkeze yakın olduğu için tarım yapılıyor. Şimdi ayrıcalıklı eyaletlere gelelim. Şu gördüğünüz Erdel, Boğdan ve Eflak. Bunlar Rumeli'nin ötesinde demiştik, hatırladınız mı? Bakın Rumeli'nin kuzeyinde. İşte buralarda bunların idarecileri başlarında bırakılır. Hristiyan beyleri yönetir yine buraları. Osmanlı'nın özellikle güvendiği Hristiyan beyler yönetir. Osmanlı ihanet edilmesin diye. Şimdi bunlar savaş zamanı asker verir mi? Evet, savaş zamanı asker verir. Bunlar başka vergi verir mi? Evet, bunlar vergi verir. E bunların ayrıcalıkları ne hocam o zaman? İşte bunların ayrıcalıkları kendi beyleri buraları yönetebilir. Tamam? Kendi beyleri yönetebiliyor burayı. Asker de verir, nakit vergi de verir. Unutmayalım. Ayrıcalıkları kendi beyleri yönetiyor. Peki gelelim Kırım eyaletine. Kırım eyaletini Kırım hanları yönetirdi. Kırım hanları peki savaş zamanı asker gönderir mi? Evet, o kadar savaşçılar ki tabii ki asker gücünden faydalanır. Ve savaş zamanı asker gönderir. Evet. Peki Kırım'dan vergi alınır mı? İşte devlet onlara böyle bir ayrıcalık tanımış. Vergi alınmıyor. Kırım'dan vergi alınmaz. Asker alınır. Kırım hanları Giray olarak isimlendirilir Osmanlı'da. Giray. Giraylar, Kırım girayları ne yapar? Kırım eyaletini yönetirdi. Hatta Fatih Kanunnamesinde bir şey geçer. Der ki, olur da bir sebepten dolayı Osmanlı hanedanlığında tahta geçecek erkek hanedan üyesi kalmazsa, şehzade kalmazsa, devletin parçalanmaması için tahta Kırım hanları geçme hakkı vardır der. Kırım hanları geçer der. Kırım hanları zaten Osmanlı ile akrabadırlar. Türk kökenlidirler. Kırım hanları geçer derler. Tamam, unutmayalım. Kırım hanlarından eğer hanedan da üye kalmazsa Fatih Kanunnamesinde diyor ki Kanunname-i Aliye Osman'da buralara ne yaparlar? Merkeze Kırım hanlarının geçme hakkı vardır. Evet. Şimdi gelelim diğerine. Neydi o? Salyaneli eyaletler yani yıllıklı. Yıllık nakit para verirler ve bunlar hazineye gönderilir. Cezayir. İleride burada Fas alınacaktır. Fas alındığı zaman Fas, Tunus, Trablusgarp yani bugünkü Libya, başka Mısır, aynı zamanda Bağdat. Bak bunları unutmuyoruz. Birazcık aşağıya inelim. Bağdat, evet. Bakın şurada Hicaz'ın karşısında Kızıldeniz'in solunda Habeş eyaleti. Habeşistan vardı önceden burada. Habeş eyaleti, Yemen eyaleti. Arabistan toprakları alınınca keza buralar. Tamam. Buralar neymiş değerli arkadaşlarım? Buralarda yıllık vergi gönderilen Salyaneli eyaletlermiş. Hatta Cebi Hümayun denilen padişahın özel hazinesi Mısır'dan gelen vergilerle dolduruluyordu, öyle değil mi? Buradan gelenler padişahın özel şahsi hazinesi oluyordu. Şimdi az önce bahsetmeydik yukarıda. Bu aşağıda kaldığı için Hicaz eyaleti de ayrıcalıklı eyaletlerdendir. Hicaz eyaletinde şöyle bir ayrıcalık var. Buradan asker de alınmıyor, buradan vergi de alınmıyor. Burada aksine devlet Sure alayı gittiği zaman giderken oradaki seyit şerifler oranın halkına ikramlar gönderiliyor ve hediyeler gönderiliyor. Oradaki insanlara yardımcı olunuyor, destek olunuyor. Niye? Hazreti Peygamber'in komşuları bunlar diyor.
Burada dinin peygamberi, ondan sonra Allah Teala'nın Kabe'si burada diye yatırım yapılıyordu. Unutmayın. Böyle bir ayrıcalığı var. Burada karıştırılmasın diye özellikle şöyle bir şey yaptım ben. Bağdat'ı görüyor musunuz? Bakın Bağdat'a dikkat edin. Bağdat sanki böyle salyanesiz eyaletler, tımarlı eyaletler arasında gibi gözükebilir. Çok büyük aldatmaca sınavda böyle çeldirici olarak kullanılabilir. Bağdat salyaneli eyaletlerdendir. Yani Bağdat'tan vergi gönderilirmiş. Tamam. Bağdat'tan ne yapılıyor? Vergi gönderiliyor merkeze. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Toplayalım bakalım. Atladığımız bir şey var mı? Tamam, hepsini saydık teker teker. Bunları saydığımıza göre artık diğer slaytımıza geçebiliriz. Haydi bakalım. Geldik buraya. Şimdi burada bizi ilgilendiren ne var? Bakalım. Osmanlı Devleti'nde mahkemeler. Şimdi mahkeme ne ile alakalı? Adalet sistemiyle. Peki Osmanlı'daki adalet sisteminden sorumlu kişiyi bir tanıyalım. Biz ona ne diyorduk? Kazasker diyorduk. Kazaskerlik ilk defa kim döneminde kuruldu? Biliyoruz. Birinci Murat döneminde kuruldu. Öyle değil mi? Birinci Murat. Ve tamam, birinci Murat'ı şöyle yazmayayım. Kazaskerin iki görevi vardı. Kazasker bir Milli Eğitim Bakanıydı. Bir de Adalet Bakanıydı. Adalet Bakanı. Tamam. Şimdi mahkemeler Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası diye ayırırsak. Tanzimat öncesinde, Tanzimat bu arada Tanzimat Fermanı demektir. 1839 yılında 2. Mahmut'un yazdırıp hazırlayıp ama tam ilan edeceği sıralarda vefat etmesi üzerine Abdülmecit döneminde, Sultan Abdülmecit döneminde 1839'da ilan edilen fermandır. Kim ilan etmiş? Sultan Abdülmecit. Sultan Abdülmecit 1839'da ilan etmiş. Gülhane Parkı'nda okunduğu için Gülhane Hattı Hümayunu ismi de verilir buna. Artık bu Tanzimat fermanıyla ne oldu biliyor musunuz? Gayrimüslimlerle Müslümanlar, Tanzimat öncesinde Müslümanların hakları daha fazlaydı ve eşit değillerdi. Devlet, İslam devleti olduğu için ve şer'i kurallara göre yönetildiği için sadece eşit tutmazdı. Ve Kur'an-ı Kerim de zaten onlara adaletle davranın derdi, adaleti tembihlerdi, öğütlerdi. Hatta adaletle davranmayan yöneticileri Kur'an'da çok büyük gerçekten uyarılar da vardır. Onlar zımmidir. Onlara Allah'ın kulu olduklarını unutmayın. Ne kadar sizin dininize tabi olmasalar ve peygamberi Allah-u Teala'yı kabul etmeseler bile onları adaletle yöneteceksiniz derdi. Kur'an'ın adaletidir bu. Ama Müslümanlarla da bir tutmazdı. Bu ayrı mesele. Şimdi artık Tanzimat öncesinde Müslümanların hakları bu olsun. Gayrimüslimlerin hakları bu. Bak, Tanzimat öncesi Müslüman hakları, gayrimüslim hakları. Tanzimat öncesi. Tamam. Peki Tanzimat ile ne oldu? Müslümanların hakları buysa gayrimüslimlerin de hakları bu oldu. Ne oldu? Eşitlendi. Hakları eşitlendi. Hatta bu eşitlikten gayrimüslimler zarar bile etti. Nasıl zarar ettiler? Müslümanlar askere giderdi, gayrimüslimler gitmez de cizye verirdi. Adamlar gayrimüslimleri de askere almaya başladık. Ya dediler ki biz ne güzel cizye veriyorduk. Niye biz askere gidiyoruz? Gitmeyelim, cizye vergisi verelim. Yok dediler. Tanzimat artık geldi, eşitiz. Siz de askerlik yapacaksınız, kaçış yok. Adamların işine gelmedi bu. Müslümanlar, gayrimüslimler. Haklar eşitlendi. Bu Tanzimat fermanı ilan edilmesinde de kesinlikle dış güçlerin üzerimize yaptığı baskıdan dolayı gayrimüslimlere, haklarımıza, içlerimize karışmasınlar diye biz ilan etmek mecburiyetinde kaldık. Başka. Peki Tanzimat, bir de ıslahat fermanı dönemi var. Islahat fermanı dönemi. Bu da 1856 yılında ilan edildi, ıslahat fermanı. Buradan ne oldu biliyor musunuz? Önceden Tanzimat'la yine eşitti. Ama Islahat fermanıyla artık Müslümanların hakları azaldı, gayrimüslimlerin hakları arttı. Şuna baksanıza, gayrimüslimler bizden daha ayrıcalıklı olmaya başladılar. Tabi o dönemlere gelince detaylı anlatır. Şimdi kafa bulandırmayacağım. Böyle bir tarihi gelişim var. Şimdi Tanzimat fermanını sanırım anlamışızdır, Tanzimat öncesi ve sonrası. Tanzimat öncesinden bahsedeceğim şimdi.
Yani bahsedeceğim dönem değerli arkadaşlar şu dönem. Bakalım. Diyor ki bu dönemde şer'i mahkemeler var. Yani şeriat mahkemeleri, dini mahkemeler. Müslüman halk arasında çıkan anlaşmazlıklar ile Müslümanlarla gayrimüslimler arasında çıkan anlaşmazlıklara bakar. Hem Müslümanların kendi aralarındaki hem de Müslüman ve gayrimüslim arasında çıkan sorunlara bakan mahkemelere şer'i mahkemeler denir. Cemaat mahkemeleri neymiş? Cemaat mahkemeleri, bu da dini bir mahkeme. Diyor ki gayrimüslimlerin din ve mezhep yönünden bağlı oldukları mahkemelerdir. Yani buna kimler bağlı? Şuraya şer'i mahkemelere şöyle bir şey yazayım, ondan sonra ona geçeyim. Şer'i mahkemelerde ne var? Müslümanla Müslüman arasındaki davalara bakar. Başka Müslüman ile gayrimüslim arasındaki davalara bakarmış. Peki şimdi bahsettiğimiz cemaat mahkemeleri ne yapıyor? Cemaat mahkemeleri gayrimüslimlerin din ve mezhep yönünden bağlı oldukları mahkemelerdir. Mesela diyelim ki Hristiyanlarda Katolik Hristiyanların cemaat mahkemesi ayrı, Ortodoks Hristiyanların cemaat mahkemesi ayrı, Protestan olan Hristiyanların cemaat mahkemesi ayrıymış. Ama Osmanlı'da daha çok Ortodokslar vardır, kısmi yerlerde Katolikler de vardır. O yüzden genelde Ortodoks ve Katolik cemaat mahkemeleri Osmanlı'da daha yaygındır. Bu mahkemeler daha çok şahıslarla ilgili olarak aile ve miras hukuku gibi davalara bakardı. Tamam. Yani ne demek bu? Gayrimüslim ile gayrimüslim arasında çıkan sorunlara bakar. Bunlar da genelde aile konusu ve neymiş? Miras konusuymuş. Tamam mı? Miras. Aile dediğimiz ne olabilir? Mesela evlilik olabilir. Evlilik. Başka ne olabilir? Boşanma olabilir. Vesaire. Çocuk velayet olabilir mesela. Ayrılınca çocuk kimde kalacak? Mirası zaten biliyorsunuz. İşte bunlara bakarmış cemaat mahkemelerde. Peki konsolosluk mahkemeleri dediğimiz mahkemeler neymiş? Bir de onlara bakalım. Onları da yeşille yapalım. Konsolosluk mahkemeleri ticari mahkemelermiş. Bak görüyor musunuz? Ticaret ağırlıklı. Bu tür mahkemelerde kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletler kendi aralarındaki sorunları çözerlerdi. Yani Osmanlı diyelim ki Venediklere Fatih döneminde kapitülasyon vermişti değil mi? Verdi. Venedikler Fatih döneminde. Başka mesela Fransa'ya Kanuni döneminde kapitülasyonlar verildi. Bir de Fransa diyelim. Şimdi ülkemizde Venedikler ve Fransızlar ülke sınırlarımızda kapitülasyon verdiğimiz bu iki devlet aralarında sorun yaşıyorlar. İşte bu aralarındaki sorunu çözmek için ne kurulmuş? Konsolosluk mahkemeleri kurulmuş. Tamam. Konsolosluk zaten neydi? Ülkemizde açtıkları o iletişim merkezlerine yabancıların konsolosluk denirdi. Osmanlı Devleti'nde mahkemeler işte Tanzimat öncesinde böyleymiş. Ne zamana kadar? 1300'den ya devlet ne zaman kuruldu? 1300 yuvarlak 1299'la 1839 yılına kadar döneme biz kuruluştan Tanzimat'a kadar diyoruz. Ancak kuruluştan itibaren mesela direkt Osman Bey döneminde şer'i mahkemeler falan filan mesela cemaat mahkemeleri vardı diyemiyoruz. Sonraki dönemlerde yavaş yavaş kurulmuş, ihtiyaç duyuldukça bunlar kurulmuştur. Unutmayın. Şer'i mahkemeler mesela o zaman şer'i mahkemelere bakan kadılar vardı, kadılar yargılıyordu. Ama devlet büyüdükçe, genişledikçe, sınırlar arttıkça bu mahkemeler zamanla kurulacaktır. Unutmayalım. Şimdi buraya kadar açıkladık. Gelelim değerli arkadaşlarım şu diğer bölüme. Burayı da ben şu renkte anlatacağım. Bakın Tanzimat'tan itibaren Tanzimat ve ıslahat fermanı dahil olmak üzere şu iki bölüme. Tamam. Tanzimat sonrası diyor ya. Tanzimat sonrasında ne var? Islahat fermanı da dahil. 1856'da dahil. 1839'dan sonra olan döneme bakalım. Şimdi buraları siliyorum. Kafamız karışmasın diye anlatalım. Tanzimat'tan sonra şer'i mahkemeler devam ediyor mu? Evet. Şer'i mahkemeler ne yapıyor? Gördüğünüz gibi devam ediyor. Tamam. Tanzimat döneminde bu mahkemelerin görevleri kişi, aile, kısas yani ceza hukuku. Miras gibi konularda sınırlandırılır da Müslümanlarındır
Dikkat, dikkat, dikkat. Bu mahkemeler hala Müslüman ile Müslüman arasındaki davalara bakan mahkemelerdir. Tamam? Ancak önceden tüm konularda bu mahkemeler yetkiliyken artık bu mahkemelerin bazı yetkileri ellerinden alınmış ve eğer olur da gayrimüslimlerle burada ne vardı? Hem Müslüman hem de Müslüman gayrimüslimlere bu bakıyordu, değil mi? Ha, artık o kadar değil diyor. Sen gayrimüslimlerle Müslüman ve gayrimüslimle artık davan olduğu zaman orada farklı hükümler var ha. Yabancı devletler diyor ki ben artık senin gayrimüslimleri kendi inancına göre, İslam'a göre yargılamana müsaade etmiyorum diyor. O yüzden kişi, aile, kısas, miras gibi konularla sınırlandırılmış. Geçiyoruz. Cemaat mahkemelerine bakalım. Tanzimat döneminde 1875'te çıkarılan fermanla. Tanzimat döneminde 1875'te çıkartılan fermanla. Peki Tanzimat dönemi ne olarak geçer? Tanzimat döneminin neresidir biliyor musunuz? 1839 ile tarihte 1876 kanuni esasını ilan edilişine kadar bu döneme Tanzimat dönemi denir. Tarihe bakın 1875. Tanzimat döneminin içinde. Şimdi hemen bakalım buraya. 1873'te çıkartılan fermanda gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davalar Nizamiye mahkemelerine havale edilmiş. Zaten cemaat mahkemeleri ne yapıyordu öncesinde hatırlayın. Bunlar gayrimüslimler ile gayrimüslimler arasındaki davalara bakardı, öyle değil mi? Tamam. Aile ve miras hukuku falan demiştik zaten. Bu dönemden olmuş. Cemaat mahkemeleri ta 1875'e kadar yine bu şekilde gayrimüslimlerle gayrimüslimler arasında davalara bakılıyormuş. Ama Nizamiye 1875'ten sonra Nizamiye mahkemeleri denilen bir mahkeme kuruluyor. Ve bu davalar oralara ne yapılıyor? Havale ediliyor. Bak şurada da var. Nizamiye mahkemeleri gördük mü? 1875 Abdülaziz dönemi. Evet. Diyelim bunu da geçelim. Konsolosluk mahkemeleri. Önceden var mıydı? Vardı. Neydi? Venedik'le Fransa örneğini vermiştik ve kapitülasyon konusunda sıkıntılar olduğu zaman bu mahkemeler bakardı. Bakalım. Tanzimat'tan önceki görevi aynen devam etmiştir. Yani yine kapitülasyon konuları, kapitülasyon konuları yine aynı şekilde devam ediyor. Ticaret mahkemeleri. Bakın yeni bir mahkeme kurulmuş. Dikkat edin. Ticaret mahkemeleri Abdülmecit döneminde, bir de Nizamiye mahkemeleri. Tamam. Şimdi diyor ki ticaret mahkemelerinde. Rengimizi değiştirelim. Ticaret mahkemelerinde diyor ki her türlü ticari davalar bu mahkemelerde görülürdü. Adı üstünde her türlü ticari davalar. Demek ki burada bakın Müslüman gayrimüslim ayrımı yok. Müslüman veya gayrimüslim fark etmez. Ticaret davasıysa bu mahkemelerde görülmek zorunda. Tamam. Bir diğeri Nizamiye mahkemeleri. Abdülaziz döneminde açılmış. Bu mahkemelerin yetkileri şer'i, şeriat, dini, Müslümanların, cemaat, gayrimüslimlerin inancına göre. Ticaret mahkemelerinin görevleri dışında kalan hukuk ve cinayet davalarına bakmaktı. Dikkat edin. Ne yapıyor? Şer'i mahkemeler, cemaat mahkemeleri ve ticaret mahkemelerinin dışında kalan hukuk konuları ve cinayet konuları Nizamiye mahkemelerinde ne yapılamış, görüşülürmüş. Nizam ne demek? Düzen demek. Düzeni sağlamak için kurulan, bütün mahkemeler düzeni sağlamak için kurulmuştur tabii ki ama hafıza tekniğiyle belki kodlarız. Bak hukuk ve cinayet davaları. Hangilerinin dışında? Şeriat, cemaat ve ticaret mahkemelerinin konularının dışındaki hukuk ve cinayet davalarına bakmak. Vilayetlerdeki neymiş? Vilayetlerdeki modern mahkemeler olarak isimlendiriliyormuş. Hani şu taşra dediğimiz yerlerde vilayetler vardı ya, oradaki modern mahkemeler olarak adlandırılırmış. Evet, diyelim, devam edelim. Şimdi bir de şurada karma mahkemeler var. Abdülmecid döneminde. Şu dönemde açılan karma mahkemeler. Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarının görüşülüp karara bağlandığı mahkemelerdir. Bakın, Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarının görüşülüp. Hem
Burada karma mahkemelerde neden karma ismi kullanılmış? Çünkü önceden ne yapılıyordu? Müslüman ve gayrimüslimlerin davalarında kim bakıyordu? Gördüğünüz gibi şer'i mahkemeler. Burada işte şer'i mahkemelerin elinden bu görev alınmış. Bu tarihte ne yapılıyor? Artık Müslüman ve gayrimüslimlerin arasındaki çıkan sorunlara karma mahkemeler bakıyor. Gördünüz mü? Evet, karma mahkemeler denilen çoğunlukla laik temelli mahkemelere bakıyormuş. Dedik. Buraya kadar da mahkemeleri de işlemiş olduk. Bunları not almanız sizin için güzel olur, çalışması da kolay olur. Haydi bakalım devam edelim. Burada kalalım değerli arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda kaldığımız yerden devam ederiz. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.